hareket etti. İşte Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı destekledi, siz Millet İttifakı'nı desteklediniz. Yani aslında o tamamen kastettiği, Sinan Oğan'ın kastettiği Ata İttifakı'nın bileşenlerinin bir planı diye düşünenler var. Ben de doğrusunu sizden sormak size sormak açısından zaten bu soruya da geçtim. Yani şimdi Sinan'a bakın, sadık kalmak ne demek? Ata İttifakı'nın plan çevresinde mi iki tarafta yer aldı? Şimdi böyle bir plan söz konusu olsaydı, ben Numan Bey'le Cumhur İttifakı'nı desteklemek için İçişleri Bakanlığı konusunu görüşmezdim. İki, böyle bir planın olmadığının bir başkasından sonra kanıtı şudur. Cumhur İttifakı bu teklifi kabul etseydi, biz de Suriyelilerin geri dönme sürecini yönetmek, Afganların 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri dönme sürecini yönetmek için hükümette olurdu. Anlamadım. Onun için sosyal medya fantazileriyle bu süreç izah edilemez. Ve olağanüstü de şeffaf geçmiştir. Her şey kamuoyunun önünde olmuştur. Biz hiçbir şeyi gizlemedik. Açık açık söyledik. Yani AK Parti ile de görüşmelerimizin içeriğini doğru anlattık. Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmelerimizin içeriğini de doğru anlattık. Yani herhangi bir plan yok diyorsunuz. Sinan Oğan'ın bu kendi özelinde herhalde sadık kaldığı bir plan. Gizli bir plan da olabilir ama Ata İttifakı bileşenlerinin kesinlikle bu planla bir alakası yok. Yani ikili oynama gibi biri bir tarafa gitti. Ata İttifakı'nın bileşenleri arasında bakın pardon, ses karıştı. Ata İttifakı'nın bileşenleri arasında Adalet Partisi de var biliyorsunuz. Evet. Adalet Partisi bizden önce Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediğini açıkladı. Yani onun için böyle sen oraya git, biz buraya gidelim, her tarafı kontrol edelim, böyle bir plan. Hayır. Böyle bir plan yok yani. Diyorsunuz. Evet Sayın Özdağ, şimdi tabii baktığımızda siz evet Adalet Partisi biraz önce davrandı ama sonrasında da yine Kılıçdaroğlu'na desteğinizi açıkladınız. Protokolde de net bir şekilde işte sığınmacılara yönelik madde yer alıyordu. Önemli maddeler yine yer alıyordu. Ve baktığımızda da ikinci tur kesin sonuçları da geçtiğimiz günlerde de zaten açıklandı biliyorsunuz. Erdoğan %52.18, Kılıçdaroğlu da %47.82, yani %48 civarında bir oy aldı. Yani muhafazakarından ülkücüsüne, Kürdüne birçok kesimi birleştirmeye çalışan Kılıçdaroğlu bu oyu aldı biliyorsunuz. O yüzden şöyle